Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, videomuzda veyahut da ne yapacağız? Alternatif çözüme bir başka örnek yapacağız. Amacımız y artı 0.8x fonksiyonunu minimize etmek. Kısıtlarımız x küçük eşittir 4, 5y artı 4x büyük eşittir 20, 2y eksi x küçük eşittir 6 bile negatif olmama koşulumuz var. Her zamanki gibi yapacağım ilk işlem ne olacaktır? Buradaki eşitsizlikleri ayrı ayrı düzlem üzerinde kartezyen koordinat sisteminde ne yapmak? Göstermek olacak arkadaşlar. X küçük eşittir 4 ile başlayacağım. X küçük eşittir 4'ü çizmek için de yapmamız gereken şey ne olacak? Burada şöyle hemen burası y eksenimiz, şurası x eksenimiz ve şurası da buraya da 4 diyelim. 4 burası olsun. Şimdi ne yapacağım? X eşittir 4 doğrusunu çizeceğim. X eşittir 4 doğrusu arkadaşlar x eksenine dik olan, değil mi? X eşittir 4'ten geçen ve x eksenine dik olan bir doğrudur. Bakın bu çizmiş olduğumuz doğrumuz nedir? X eşittir 4, 4 doğrusudur. X eşittir 4 doğrusudur. Biz x'i 4'ten küçük veya eşit olması koşulunu çizmek istiyoruz. Bunun çözüm kümesi düzlem üzerinde yapacak olursak, şimdi yeşil fosforlu kalemle taradığım bölge olacaktır. 4'ten küçük olan sayılar. Birinci bölgede çalıştığım için sadece pozitif olan x ve y'ler için ne yapıyorum? Çözüm kümesini oluşturuyorum arkadaşlar. Ve x eşittir 4 doğrusu üzerindeki noktalar da bu eşitsizliği tabii ki sağlayacak. Çünkü dikkat ederseniz x küçük eşittir 4 var. X küçüktür 4 veya x eşittir 4 olduğu için. Şimdi girelim 5y artı 4x, 5y artı 4x, büyük eşittir 20 eşitsizliğini çizeceğim. Bunun için de yine ilk önce ne yapmam gerekiyor? İlk önce bir x düzlemini çizmem gerekiyor. Sonra da 5y artı 4x, 5y artı 4x, 4x eşittir 20 doğrusunu ne yapacağım? Çizeceğim. Evet, gittikçe ne yapıyoruz? Kayıyoruz. Neden? Çünkü tripod sağ olsun benim alanımı kapladığı için. Y'ye 0 verdim. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x kaç yapacaktır? 5 yapacaktır. X'e 0 verdiğimiz zaman y kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Değil mi? Pekala. Bunları eksenler üzerinde yerleştirelim. X'e 5 vereceğiz. 1, 3, 5. Burası 1, 3, 5. Ve Y'ye de 4 vereceğiz. Şurası 2 olsun. Şurası da 4 olsun. Evet. Y eksenini 4'te, X eksenini X ekseninde 5'te kesen bir doğrumuz olacak. Bu doğrumuzu da biz turuncuyla çizelim. Turuncu rengini seviyoruz. Değil mi? Neden? Enerji veriyor. Güzel bir enerji veriyor. Neden böyle oklu bir doğru parçası seçtik? Bunu bilmiyorum ama yanlış mı seçtik? Neredeydi? Ha, şunu seçecektik. Tamam. Çok güzel. Bakın harika. Benim gibi çizim özürlü olan kişiler için bile harika bir ne var? Program bu. Doğruyu rahatlıkla çizebiliyoruz. Şimdi bu neymiş? 5y artı 4x eşittir 20 doğrusu. Benim istediğim eşitsizlik ne? 5y artı 4x büyük eşittir 20 eşitsizliği. Şimdi gene bir kontrol noktası olarak 0'a 0 noktasını alayım. Ve 0'a 0 verdiğimiz zaman
ne olacaktır arkadaşlar? 0 artı 0 büyük eşittir 20 mi diye kontrol edeceğim. Tabii ki 0 20'den büyük veya eşit olmadığına göre 0'ın olduğu bölgeyi değil, onun üstünde bulunan bölgeyi ne yapmak durumundayım? Taramak durumundayım. Ve gördüğünüz üzere şöyle güzel bir mor renkle ne yapıyoruz? Bu bölgeyi tarıyoruz. Tabii ki doğrumuzu da dahil edeceğiz. Çünkü bu doğrunun üzerindeki her noktada bu eşitsizliği sağlayacaktır. Bakın çünkü diyor ki 5e artı 4x 20'den büyük veya 20'ye eşittir diye söylüyor. Bu nedenle bu doğrunun üzerindeki noktalarda bu eşitsizliği sağlayacaklardır. Şimdi ne yapacağız? Son eşitsizliğimizi çizeceğiz. 2y eksi x küçük eşittir 6 eşitsizliğini ne yapacağız? Çizeceğiz. Onu çizelim. Şimdi burada evet 2y bir taneciğim. Ben de seni seviyorum. Tamam tatlıcığım. Ben de seni seviyorum. Evet. 2y eksi x eşittir 6. X'e 0 verirsem y kaç olacak? 3 olacak değil mi? Yalnız burada ben x, y'ye 0 verecek olursam x tabii ki eksi 6 çıkıyor ama burada eksi 6'yı çizemeyeceğim. O yüzden ben şöyle bir yöntem deneyeceğim. Y'nin yerine mesela kaç değerini verelim? 4 değerini verelim. Y 4'e eşit olursa 8 eksi x eşittir 6'dan x kaç çıkar? 2 çıkar. Demek ki benim evet şurası 2 olsun. Burası 2 olsun. Şurası 4 olabilir. Burası 4 olabilir. Gerçi ihtiyaç yok ama burası x eksenimiz zaten. Burası y eksenimiz. Ondan sonra şurası 3 olsun. Burası da 6 olsun. Evet. Şimdi benim 2'ye 4. Şurası da 4 olacak. 4. Evet. 2'ye 4 noktasını hemen bozacağım, belirleyeceğim. Şurası da 2'ye 4 noktası. Benim doğrum bu noktalardan geçecek. Ben doğrumuzu da çizelim. Şöyle. Çok güzel, harika bir doğru oldu. Çok güzel bir doğru oldu. Ben doğruyu sevdim. Şimdi doğrumuzun adı da neydi? 2y eksi x eşittir 6 doğrusuydu. Şimdi bizim istediğimiz eşitsizlik ne eşitsizliği? 2y eksi x küçük eşittir 6 eşitsizliği. Gene burada kontrol noktası olarak 0'ı 0 noktasının orijini alırsam, y'nin yerine 0, x'in yerine 0 yazarsam bu eşitsizlik doğru olacak mı diye kontrol ediyorum. 0 küçük eşittir 6 doğru olduğuna göre 2y eksi x eşittir 6 doğrusunun alt kısmını ne yapacağım? Tarayacağım ve onun için de güzel bir fosforlu kalem bulalım. Turkuaz mavisi olsun bu da. Hem doğrumuzu ne yapıyorum tarıyorum hem de bu doğrunun altındaki bölgeyi gördüğünüz üzere tarıyorum. Bu taramış olduğumuz bölge nedir? Taradığımız bölge arkadaşlar. Bir tane insan ya. Onlara gitmek yok bir tane. Evet şimdi böylelikle biz ne bulmuş olduk? 2'ye eksi x küçük eşittir 6 eşitsizliğini de çizmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bütün 3 eşitsizliğimizi de aynı düzlemde gösterdik ve neyi bulduk? Uygun çözüm bölgemizi bulduk. Uygun çözüm bölgemiz bu yeşille taralı olan bölge arkadaşlar. Uygun çözüm bölgemizi bulduk. Çok güzel. Peki başka neleri bulmamız gerekiyor? Bu uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını bulmamız gerekiyor. Bu noktalar A, B ve C noktaları. Peki,
Köşe noktalarını nasıl bulacağız? Bu köşeler dikkat ederseniz doğruların kesiştikleri yerlerde karşımıza çıkıyor. Demek ki doğruların denklemlerini ortak çözersem o noktaların koordinatlarını bulabilirim. A noktasının kesiştiği doğrulara bakacak olursak bir tanesi bakın 5y artı şu doğruları da yazalım. Hazır yeri gelmişken bunları da yazalım. Nerede turkuaz rengimiz? 5y artı 4x eşittir 20 doğrusu. Pembe rengimiz vardı. Onunla da şunu gösterelim. Burası da 2y eksi x eşittir 6 doğrusu. Ve mavi renkle de göstereceğimiz ne olacak arkadaşlar? Mavi renkle göstereceğimiz de o da x eşittir 4 doğrusu olacak. Şimdi A noktasına baktığımız zaman hangi iki doğrunun kesişiminde 5y artı 4x eşittir 20 ile 2y eksi x eşittir 6 doğrularının kesiştiği nokta olduğunu gözlemliyorum. Pekala, şuradan güzel bir renk seçelim. O rengi kullanarak da ne yapalım? Evet, buradan ben morla yapmak istiyorum. Bu sefer morla çözmek istiyorum. Evet, 5y artı 4x eşittir 20 doğrusuyla bir de 2y eksi x eşittir 6 doğrusunun ortak çözdüğüm zaman neyi bulacağım? A noktasının koordinatlarını bulacağım değil mi? Mesela işte A, B diye bu koordinatları bulacağım. Peki bu iki doğruyu nasıl ortak çözeceğim? Artık bunları rahatlıkla yapabiliyor olmamız lazım. Taraf tarafa çözersek bu denklemleri yok etme yöntemini kullanabiliriz değil mi? O zaman ne yaparız? Bu denklem sistemini tek bilinmeyenli bir denkleme dönüştürebilirim. Alttaki denklemi 4 ile çarpacağım ki taraf tarafı toplandığı zaman x'ler kaybolsun ve sıfırlansın. Burası 4 kere 2, 4 kere 2 8, 8 5 daha ne? 13, 13y eşittir 20 artı 24 ve buradan da 13y eşittir 44 mu olmuş oldu? 13y eşittir 44. Demek ki y eşittir kaç çıkacak? 44 bölü 13 çıkacak. Çok güzel, y'yi bulduk. Peki x'i nasıl bulacağım? Ya bir numaralı denklemde ya da iki numaralı denklemde y'nin yerine 44 bölü 13 yazarsam x'i bulabilirim. Ben iki nolu denklemi tercih edeceğim. Orada çünkü y'nin katsayısı daha küçük. 2 çarpı 44 bölü 13 eksi x eşittir 6. Buradan da 2 çarpı 44 bölü 13 eksi 6 eşittir x. Ve buradan da çözersek bu denklemi 88 eksi 78 bölü 13 eşittir x. Yani x'imiz kaça eşit olacaktır? X de 10 bölü 13'e eşit olacaktır. Biz ne bulduk? A'nın koordinatlarını bulduk. A'nın koordinatları 10 bölü 13. Bir de 44 bölü 13'müş. Hemen bunu da götürüp isterseniz yukarıda grafikte yerine ne yapalım? Yazalım. Yukarıda hemen götürüp yerine yazalım. Evet, A noktasının koordinatları neymiş? 10 bölü 13 ile 44 bölü 13'müş. Bunu bulduk. Diğer iki tane noktanın koordinatlarını bulmak daha kolay olacak arkadaşlar. Neden daha kolay olacak derseniz, çünkü bir tanesi, bunu da başka bir renkle yapacağım. Renkleri seviyoruz. 2y eksi x eşittir 6 doğrusu ile x eşittir 4 doğrusunu ortak çözecek olursam hangi noktayı buluyorum? Bakın. 2y eksi x eşittir 6 ile x eşittir 4 doğrusunu çözersem B noktasının koordinatlarını buluyorum. Hemen B noktasının koordinatlarını bulalım öyleyse. Yapacağımız işlem çok kolay. X eşittir 4'ü üstteki denklemde yerine yazıyorum. 2y eksi 4 eşittir 6'dan y eşittir kaç çıkar?
2y eşittir 10 ve buradan da y kaç çıkar? 5 çıkar. Y 5 çıktığına göre x zaten 4'e eşitti. B ne oldu? 4'e 5 oldu. B'nin koordinatlarını da buldum. Onu da getirip yerine yazacağım. Burası da B'nin koordinatları da neymiş? 4'e 5'miş. Şimdi gelelim C noktasına arkadaşlar. C noktasını da farklı bir renkle yapmak istiyorum. Yeşil olsun bu da. C noktasını nasıl bulacağım? C noktasını da 5y artı 4x eşittir 20 ile x eşittir 4 doğrularının ortak çözüm kümesinden bulacağım. X eşittir 4'ü üstteki denklemde yerine yazıyorum. 5y artı 4 çarpı 4 eşittir 20'den 5y eşittir 20 eksi 16 yani 5y eşittir 4. Buradan da y kaç çıkar? 4 bölü 5 çıkar. C noktasının koordinatları da 4'e 4 bölü 5 olarak bulunur. Onu da götürüp yine yukarıda yerine yazayım. C'nin koordinatları da neymiş? 4'e 4 bölü 5'miş. Koordinatlarımızı bulduktan sonra yapmamız gereken işlem nedir? Yapmamız gereken işlem artık bu koordinatlarda amaç fonksiyonumuzun aldığı değerleri bulacağız. Ve amacımız minimizasyon olduğu için bu noktalardan hangisinde en küçük değeri alıyor onu belirleyeceğiz. Onun için de hemen güzel bir tane çizelge oluşturalım burada. Çizelge oluşturmak için benim o beceriksiz çirkin yazılarımı kullanmak yerine burada çok sevdiğim şu çizgiyi, bu çizgiye bayıldım. Çizgi çizmemize müsaade etmelerine bayıldım daha doğrusu. Evet, evet bunu yaptım. Ve şimdi ne yapacağım? Buraya A noktası. Oraya artık yazıya geçmem lazım ilk önce. Evet, önce A noktasının koordinatlarını yazacağım. A noktasının koordinatları neydi? 10 bölü 13, 44 bölü 13'tü. Ve amaç fonksiyonumuz da bizim neye eşitti? Amaç fonksiyonumuz y ile 0.8x'in toplamına eşitti. Şimdi bulalım. A noktasında amaç fonksiyonumuzun değerini bulalım. 44 bölü 13 artı değil mi? Burası ne oldu? 0.8 çarpı 10 bölü 13. O da ne yapar? 44 bölü 13 artı 0.8 ile 10'u çarparsam 8 yapar. 8 bölü 13. Bu da 52 bölü 13'ten kaç çıkar? 4 çıkar. A noktasında amaç fonksiyonunun aldığı değer kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi B noktasındaki koordinatlarımız kaça eşitti? 4'e 5'ti. Yani x 4, y 5 değerini alıyordu. B noktasında amaç fonksiyonumun aldığı değere bakalım. 5 artı 0.8 çarpı 4. Bu da ne yapar? 5 artı 3.2. O da 8.2 yapar. Ve c noktasında fonksiyonumuzun aldığı değeri. Onu da başka renkle yazayım. Renkleri seviyoruz değil mi? Renkli yazınca daha güzel olmuyor mu? Evet, şurası c. C noktası da kaçtı koordinatlarımız? 4'e 4 bölü 5'ti arkadaşlar. C noktasında amaç fonksiyonumuzun aldığı değerde y'nin yerine 4 bölü 5 yazıyorum. X'in yerine 4 yazıyorum. Bu da kaça eşittir? 4 bölü 5 artı 16 bölü 5. Bu da gene 4 yapar. Bakın şimdi ilginç bir durum söz konusu. O da nedir? O ilginç durum nedir arkadaşlar? Bu ilginç durumda hem A noktasında hem de C noktasında ne oldu? İki tane optimum değer bulduk. İkisi de 4'e eşit. En küçük değer. B noktasını 8.2 alıyor. Onlardan daha büyük. Amacımız minimizasyon olduğu için bakın A ve C noktasında en küçük değerini aldı. Yani iki tane neyimiz var? Çözümümüz var. Alternatif çözüm var diyoruz biz buna. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki
bizim çözümlerimiz sadece ve sadece A ve C noktası ile sınırlı değil. Şimdi diyeceksin ki hocam bunu nereden çıkartıyorsun? Bunu şuradan çıkartıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bizim A ile C noktasını birleştiren bir doğrumuz var. Şurada siyahla çizeceğim. A noktası ile C'yi birleştireceğim şöyle. Birazcık daha düzgün birleştirsem daha iyi olacaktı. Tekrar birleştirelim. Evet. A ile C'yi birleştirelim. Birleştirmeyi becerebilirsem çok şey yapacağım ama. Evet. Şurada hemen çizgimizi de seçelim. Şimdi A'dan başlıyorum ve C'ye kadar burayı çiziyorum. Değil mi? Şu. Ya bir türlü şunu şöyle birleştiremedik ya. Çok ilginç. Daha kalın bir kalemle seçmem gerekiyor. Daha kalın seçelim. En azından hatamızı ne yapmasın? Göstermesin. Evet. Evet, bakın burada bir ne yaptık? Doğru var, değil mi? Bu doğru parçasının koordinat, bu doğru parçasının tanımını yazalım. Bu doğru parçamız nedir? Onu da yazalım arkadaşlar. 5x artı, pardon, 5y artı 4x eşittir 20. Ama burası sınırlandırılmış. Sadece bakın bu bir doğru parçası. Burada x kaça eşit? Burada x 10 bölü 13 ile kaç arasında olmak zorunda? 4 arasında olmak zorunda. Yani öyle ki diyelim, x elemanıdır 10 bölü 13, 10 bölü 13 ve 4 diyelim. Bu doğru parçası üzerindeki bütün noktalar, bu doğru parçası üzerindeki bütün noktalar benim amaç fonksiyonumu minimize eder. Yani aslında böyle bir teoremimiz var. Bu teorem şunu söylüyor. Diyor ki alternatif optimumunuz var. Değil mi? İki tane nokta buldunuz. Alternatif optimum, bir tanesi işte A, bir tanesi C. O zaman diyor bu A ve C noktalarını birleştiren doğru parçası üzerindeki bütün noktalar amaç fonksiyonunuzu ne yapar? Optimize eder. Yani bu doğru üzerindeki bütün noktalar sizin için bir optimum çözümdür diye söyler arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki hocam gösterelim. Hadi bakalım. Hadi gösterelim. 5y artı 4x diye doğrumuz var. 5y artı 4x diye bir doğrumuz var değil mi? 5y artı 4x eşittir 20 diye bir doğrumuz var. Sınırlarımız ne? Burada x'in hangi aralıkta olması gerekiyor? 10 bölü 13 ile 4 arasında olması gerekiyor. Bu aralıkta bir tane x seçelim. Ne olsun mesela? X 2 olsun mu? Olsun. X eşittir 2 olsun. X eşittir 2 olursa 5y artı 8 eşittir 20'den 5y eşittir 12. Buradan da y kaç çıkar? 12 bölü 5 çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Demek ki benim noktamın koordinatları, ki ona da ben ne diyeyim? D noktası diyeyim. D noktasının koordinatları kaça eşitmiş? 2'yi de 12 bölü 5. Peki amaç fonksiyonunun aldığı değer kaç? Bakalım. Amaç fonksiyonumuz neye eşitti? Hep unutuyorum. Y artı 0.8 x'e eşitti. Öyleyse, pardon, amaç fonksiyonumuz. Amaç fonksiyonun D noktasındaki değerini bulacağım. D noktasındaki değerini bulacağım. O da nedir? Y'nin yerine 12 bölü 5 yaz. X'in yerine ne yaz? 2 yaz. Bu da ne yapar? 12 bölü 5 artı burası 4 bölü 5, 8 bölü 5, 8 bölü 5, 12 bölü 5, 8 bölü 5 daha 20 bölü 5, bu da kaç yapar? 4. Aa, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Dikkat ederseniz D noktasında da bir optimum çözüm elde ettik mi? Elde ettik. Harika. Yani 10 bölü 13 ile 4 aralığında herhangi bir x reel sayısı için siz bu doğru üzerindeki noktaların koordinatlarını bulursanız bu noktalar mutlaka ve mutlaka amaç fonksiyonunu ne yapacaktır? Minimize edecektir. Bir başka optimum çözüm olacaktır. Bakın iki tane optimum çözüm bulmuştum az önce. Bir üçüncüyü buldum.
Ki bu aralıkta sonsuz tane nokta var. Yani x elemanıdır 10 bölü 13 ile 4 arasında sonsuz tane nokta olduğuna göre aslında bizim sonsuz tane optimum çözümümüz var arkadaşlar. Bulmaya kalksak hiçbirimizi ömrü yetmez. Bugüne kadar gelmiş ve bundan sonra gelecek olan tüm insanların ömrü de yetmez. Çünkü sonsuz tane. Öyle değil mi? Evet, sanırım söylenecek bir şey daha kaldı. O da ne? Acaba bize ne gibi durumlar bizim karşımıza ne çıkıyor? Böyle bir alternatif optimum durumu çıkıyor. Ona bakalım. Bu da çünkü önemli bir şey. Şimdi amaç fonksiyonumu yazayım. Bu koyu yeşili sevmedim. Koyu yeşilden başka bir renge geçeceğim. Kırmızıya geçeceğim. Amaç fonksiyonum neydi? Z eşittir. Y artı 0,8 x'ti. Doğrularımdan bir tanesi de kaça eşitti? 20 eşittir. 5y artı 4x'e eşittir. Bakın şimdi bunlara. Z dediğimiz bir z'nin yerine bir sabit ver. İstediğin herhangi bir sayı verebilirsin. Ben genel olsun diye C diyeceğim. C sabiti vereceğim. C eşittir Y artı 0,8X. Ve 20 eşittir 5Y artı 4X. Ben sana diyorum ki bu Z doğrusu olsun. Şu da D1 doğrusu olsun. Z ile D1 birbirine paraleldir diyorum. İddia ediyorum. Sence öyle midir? Düşün bakalım. Görelim. Şu z doğrusundaki ifadeyi 5 ile çarpayım. 5c eşittir 5y artı 4x olur mu? Olur. Burası da 20 eşittir 5y artı 4x olur mu? Olur. Bakın bu z doğrusu. Burası da ne? D1 doğrusu. Şimdi bunların eğimleri birbirine eşit mi? Eşit. Bunlar sadece birbirlerinden bir sabit kadar farklı mı? Evet. Aslında buradan size varacağım nokta şu. Buradan varacağım nokta şu. Eğer amaç fonksiyonunun kısıtlarından bir tanesine paralel ise, yani kısıt doğrularından bir tanesine paralel ise, o zaman senin mutlaka ve mutlaka neyin vardır? Alternatif, optimum çözümün vardır. Bunu da unutma. Bir kenara not et. Böylelikle ne yapmış olduk? Biz bu sorumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. En içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, kapatalım. The end.